Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği tarafından hibe edilen araç Aksu Belediyesi'ne teslim edildi. Kundu Turizm Yatırımcıları Birliği'nden Aksu Belediyesi'ne hibe edilen damperli kamyon, Aksu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bahçesine getirilerek anahtarı Belediye Başkanı Halil Şahin'e teslim edildi. Efendim, gelen bir kuyak olarak tek katkılarınız oldu. Özellikle poliklinikte, spor kulübümüze yaptığınız destekler, güreş organizasyonlara yaptığınız destekler, Emniyet Müdürlüğü binasının yapımındaki destekleriniz. Yani Aksu'da hakikaten ne yapıldıysa ciddi desteklerinizi gördük. Özellikle bizim alanımız hakikaten çok geniş. Araç filomuzun genişlemesi gerekiyordu. Bunda da daha önce de yaptığımız katkılar. Yine bu tır ve kamyon alımındaki bunlardaki desteğiniz. Onu unutmuyoruz. Anahtar teslim töreninin ardından Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, ilçe halkı ve şahsı adına KUYAP Genel Müdürü Muzaffer Ekin'e teşekkürlerini iletti. Bizler de minnettarız. Aksu halkına da, halkı adına da teşekkür ediyoruz. İnşallah kazasız belasız kullanmak nasip olur. Biz zaten bol baharatlı. Biz KUYAP olarak zaten Aksu Belediyesi'nin sınırları içerisinde faaliyet gösteriyoruz. 4 tane otelimiz var. Bizim amacımız birlikte kalkınmak. Yani Aksu deyince, belediye deyince ayrı bir şey değil. Biz zaten bu topraklarda yaşıyoruz. Bizim yatırımcılarımız buraya yatırım yapmış. Buranın kalkınması bizim de kalkınmamız demek. Özellikle yönetim kurulum adına Başkanım Tayfun Bey, Yardımcısı Oray Bey ve IC Grup'tan Abdullah Bey adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Aksu'ya verdiğiniz hizmetlerden dolayı. Siz geldikten sonra Aksu'nun çevresi gerçekten çok değişti. Hem vatandaşa hem tesislere çok katkınız oldu. Ayrıca hepinize çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz teşekkür ederiz Arslan. Bizim görevimiz nihayetinde Aksu'da yapılacak çok iş var. Ama her işte mutlaka sizler gibi hayırseverlerin de desteğine geldim. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun hepimize. KUYAP Genel Müdürü Muzaffer Eken ise birlik ve beraberlik içerisinde Aksu'nun kalkınması için yorulmadan çalışacaklarını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Aksu Belediyesi ile çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Çalkaya Belediyesi bakıyordu buraya. Belediyelerimiz küçüktü, hizmetleri yetersizdi. Otel sahiplerinin kurduğu bir şirket özellikle deniz tarafındaki yol, altyapı, elektrik, telefon hatlarının yapılması için KUYAP'ı kurdu. O zamanlar arıtma tesisi de yoktu. KUYAP'ın içinde arıtma tesisi de var. Oradaki otellerin halen arıtma tesisi olarak faaliyet gösteriyoruz. Daha sonra Belediyeler Birliği, Çalkaya Belediyesi, Pınarlı birleşip, Aksu birleşip tek belediye olunca hizmetler biraz daha çoğaldı. Biz de oradaki hizmetlere katkı olsun diye Aksu Belediyesi'ne her türlü desteği sağlıyoruz. Amacımız hem bölgeyi kalkındırmak, bölge kalkınırken de kendi tesislerimize hizmet sağlamak. Yani biz burada Halil Başkan'ın göreve başladığından beri işte pazar yerinin yapılması, Aksu İlçe Polikliniği'nin yapılmasında, Aksu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün inşaatında, daha sonra Aksu Spor Kulübü'nün faaliyetlerine destek olmak, işte Güreş Festivali'nde sponsor oluyoruz, destekliyoruz. 23 Nisan'da geziler, 18 Mart Çanakkale Şehitleri için geziler. Bir türlü sosyal faaliyetleri de çok etkimiz oluyor. Ramazan ayında da işte şehit ailelerimize, otellerimizde 40 aileyi konaklattık. Çocuklarıyla, anneleriyle, eşleriyle beraber. Şehit çocuklarına hediyelerimiz oldu Ramazan ayında. Ayrıca Aksu Belediyesi'ne de her Ramazan ayında belli oranlarda Ramazan paketi katkımız oluyor. Biz Aksu Belediyesi'ni seviyoruz, onlar da bizi seviyorlar. Bu da hizmetlerimizden bir örneği. Aksu gelişmekte olan bir ilçemiz olduğu için bu tür desteklere ihtiyacı var. Belediyenin gelirleri belli zaten. Ruhsat gelirleri var. Başka da bir geliri yok. O yüzden de biz ufak karınca kararınca katkılarımız oluyor. Hem Aksu hem Antalya hem ülkemizdeki tüm yatırımcılara seslenmek istiyorum. Bu ülke bizim. İçinde yaşadığımız topraklar bizim. Bulunduğumuz bölgeyi kalkındırırsak kendimiz de kalkındırırız. Biz her yıl yurt dışına gidiyoruz. Oradaki illeri, ilçeleri geziyoruz.
el birliğiyle yapılıyor bu işte. Sadece tek belediyeye bakılmıyor ya da devletten beklenmiyor. Bir fabrika kurulmuşsa fabrika orada çalışanlar için sosyal tesisler yapıyor. Çocuk kreşi yapıyor. İşte oyun parkları yapıyor. Lojmanları yapıyor. Burada her şey devletten bekleniyor. Bu yanlış. Ben ülkemizdeki tüm yatırımcılara söylemek istiyorum. Bulunduğunuz bölgede bir yatırım yapıyorsanız lütfen sosyal faaliyetlerde ya da bulunduğunuz bölgenin ilçe, il belediyelerine de desteğiniz olsun diyorum.